İzmir Bayındır Alan kıyıdan günaydın. Sesim gitti. Arada bir gidiyor geliyor böyle. Çünkü buraya kış geldi. Ve ben dün değil önceki gün biraz terlemiştim ve geciktim üstümü değiştirmekte. Sabah bir kalktım. Sesim gitmiş. Ama akşam üzeri normal açılıyor. Hafif boğazımda yanma var. Evet, sobamızı kurduk. Ay çok kötü. Ben konuşmayayım en güzeli. Ve evimiz sobayı kurunca daha bir şirin oldu. Köy evi havasına tam girdi. Evet, yere şu kilimi annem vermişti. Eskiden böyle eski kumaşları böyle kırpıp birbirine dikip dokumacıya gönderir yaptırırdık. İşte o kilimlerden bu. Ve böyle şuradaki o sarı bangoyu kaldırdım çünkü artık içeride yemek yenecek. Ve sobamız da baş köşeye kuruldu. Ay akşam yaktık bir güzel. O dışarıdaki çaydanlığı da hani ateşe koyuyorduk ki odunun üzerine koyduğumuz çaydanlık. Kara çaydanlık da yerini buldu. Çaydanlıktan fış 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 ses geliyor böyle. Ay bir güzel oluyor. Bir güzel oluyor. Şurada sofranın başında otururken orada şu köşeyi de oturma minderi yaptım. İsteyen orada oturabilirdi. Aslında daha büyük bir minder var. İzmir'den o gelecek. O zaman çok daha görkemli olacak oturuşu. Ya da onun altında bir platformu yapmalı. Çünkü taştan mümkün olduğunca yalıtmalı. Ama o minderin üstüne bu olunca olur. Sağım solum pestil. Ve köy eninin olmazsa olmaz yayıntıları. Yani ille bu sebzeler. Böyle bir köşede o, bir köşede bu. Birazdan Bayındır'a ineceğiz. Oğlum geliyor, küçük oğlum geliyor. Onun için onu almaya ineceğiz. Dedim ki biraz elim yüzüm renklensin. Oğluma öyle görüneyim. Çok özledim artık ikisini de. Epeydir de görüşemiyoruz. Onlar yaz boyunca çalıştılar. Şimdi işleri bitti. Çünkü sezon kapandı otelde. Şimdi bana bir hediye gelmiş. Dilara Hanım Bahadır'a ulaşmış ve bana bunu yollamış. Kendi adıyla çıkardığı bir ruj markasıymış. Çok teşekkür ediyorum. Ve dedim ki hani ben bahçede süremem ama dağda bayırda rujla gezmek olmaz. Ama bugün Bayındır'a iniyorum. Oğlumu biraz bakımlı karşılayayım. Onun için haydi bunu açayım. Ne kadar zarif bir sunum. Şu hesabı takip eder misiniz? Bu hesaptan. Ay çok teşekkür ederim Dilara Hanım. Tabii ki takip edeceğim sizi. Ve rujunuzu da keyifle kullanacağım. Hem de güzel bir günde kullanmaya başlıyorum.
Oğlumu karşılayacağım. Ya ben böyle bir hediye yollandığı zaman çok şey hissediyorum kendim. Utanıyorum yani. Ama değer vermiş, yollamış. Çok teşekkür ederim. Süreyim de geleyim. Evet, bir ruj ne kadar değiştiriyor değil mi rengi? Çok da hoş bir böyle kokusu var. Hediye geldiği için söz ediyorum. Yoksa bu bir reklam alma, reklamını yapma değil, bir teşekkür konuşması. Ama gerçekten çok hoş. En azından Bayındır'a inerken bundan sonra böyle bir ruj sürerim. Çünkü gerçekten buraya getirmemişim hiç. Sesim açıldı bakın birazcık. Sincap seslerini duyuyor musunuz? Bu tık 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 gibi ses, sincap sesi. Cevizler ortalıkta ya. Yukarıya balkona sermiştim, dediler ki oradan bile taşır. Evet, sincaplar, cevizler olmaya başladı. Sincaplar çoğaldı bahçede. Kırık hoca, seviyoruz biz renkleri. Bunlar da Bahadır'ın elinde. Kahve sandalyelerini almıştı yıllar önce ve böyle boyamıştı. Yani nereden baksanız bir 7-8 yıl olmuştur bunlar ve renkleri de sapasağlam kaldı. Plastik sandalyelerden daha dayanıklı. Hadi mamanı ye. Hadi mamanı ye. Tamam. Hadi mamanı ye. Tamam. Hayır. Bak tamam. Şimdi bal kıza. Hadi çekil oğlum. Tamam bak, bunu da yap. Tamam mı? Tamam. Tamam. Güzel, çok, çok. Evet. Hadi git mamanı ye. Bayındır'a gideceğim, yapma. Yapma, yapma, işik. Yapma. Acıkmadın mı sen? Hayret, oburuş. Oburu, bak, bak, bak. Ay, yerim ben seni, yerim. Hayır ama. Arabanın camları yağmur yağmış gibi görünüyor ama yağmur falan değil, çiğ yağmıştı ve saat 10 oldu, hala güneş tam anlamıyla bunları sıyıramadı. Geldik istasyona. Oğlum trenle geliyor. Biz ta şu tepelerden çıktık geldik. Teşekkür ederiz. Ya biz tren çok gelince kalkmak durumundayız. Ne kadar kahvemiz? Geçti bizim. Çok teşekkür ederim. Şu an şöyle vereyim. Tren kaç gibi geliyor? Nereye gidecekler? Yok, gelecek misafir. Misafir gelecek, onu alacağız. 25, teşekkür ederiz. 11:25. Ha, iyi, geldi gelecek o zaman. Tamam, şimdi kahvemizi içelim. İzmir'e gelecek olan 11:25, evet. Buraya geliyor. Evet. İzmir'e gidecek olan 12:10 geçe gider. He, tamam, ha, sağ ol. Teşekkür ederiz. İstasyon kahvesinin tadı da bir başka oluyor. Değil mi? Gerçekten istasyon kahveleri hüzünlü ama. Evet.
Yani bilmiyorum. Belki de bize kavuşmaya bu duygu yüklendiği içindir ama istasyonlar hep hüzün veriyor insana. Ama müthiş bir güzellik. Ve oğlumun treni geldi. Hadi. Ben onu karşılayayım. Ve benim yakışıklı oğlum geldi. 13'inin balı. Nasıl? Tabii ki oluyor. Oğlumla yan yana. Anne ben böyle bir şey istemiyorum ama. Böyle bir şey yapma. Benim evet işte bal kızla böyle yürüyüşe çıkıyoruz. Dağlar bizim. Koş 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 koş. Koş kızım. Koş koş koş. Şu ağaçların arkası bizim ev ama görünmüyor. Allah'ım şuna baksana nasıl örülmüş ağaç birbirine. Bak ya çatı gibi de olmuş ha. 2 gün önce hava bayağı bir soğumuştu ama şimdi bugün çok güzel oldu. Ama akşam soba yaktık. Haydi bal kız. Haydi kızım. Kolumda böyle ipi uzun. Ve bal kız istediği gibi dolaşabiliyor. Bal kız. Ne varmış orada kızım? Haydi. Haydi kızıma. Aferin benim kızıma. Cevizler toplandı. Yapraklarını bile dökmeye başlamış. Bak güneşe çok yakın olanlar. Şimdi kışın da burada mısın diyenlere. Evet kışın çok soğuklarda burada olamayacağım. Önce bir gidip gelmeye başlarım. Çünkü benim 2 oğlum var. Oğullarım yaz sezonunda turizm alanında çalıştılar. Ama şimdi sezon bittiği için eve döndüler. Şimdi delikanlılar evde öğrenci evi modunda yaşıyorlar ben burada olunca. Buraya gelseler gelmek istemiyorlar. Çünkü gençlik hızı seviyor. Yani yaşamın hızını seviyor. Bu yavaşlık, bu sessizlik onlara çok fazla seslenmiyor. Onun için ben daha sık gitmeye başlayacağım İzmir'e. Of, yeşil denizine bakın. Bal kızım ve ben. Evet, çıktık ormana. Yeşil denizindeyiz. Değil mi bal kızım? Bal kız. Güzel, çok güzel. Yani insan var ya. Bunlara baktıkça gerçekten ruhunuzun böyle ne kadar gediği varsa, ruhunuzda çizikler varsa onların onarıldığını bilmiyorum hissediyorsunuz. Ben hissediyorum. Güzel bir yemek yapayım dedim. Kıymalı yağlama yapacağım. Kıymalı yağlamayı da nasıl yapıyoruz? Aslında her yerde bulabileceğiniz bir tarif ama bir de benim hani yaptığımı görün istedim. Şimdi 1/2 kilo kıymaya, 1/2 kilodan biraz fazla soğanı minik minik böyle çittim, doğradım. İkisini beraber kavurmaya başladım sıvı yağda. Aynı anda koydum ikisini ve ateşine yaktım. İkisi böyle suyunu çektikten sonra yani kavruldu. Kıyma sulandı, soğan sulandı. Birlikte piştiler. Sonra suyunu çekince tuz, karabiber, pul biber koydum. Sonra salça koydum bir de. Biber salçası. Ondan sonra bunlar pişti. Şimdi domatesini koyacağım. Domates
Özellikle hani şişe domates koymadım. Çünkü biraz böyle domatesin dişe gelir olması gerekir. Yani böyle lahmacunun üstünde nasıl hani kendini hissettirir domates. Bunun gibi yani domatesler ezilecek ama hani su gibi de olmayacak. Kendini hissettirecek. Şimdi bu da pişecek. Ondan sonra söndüreceğim. Maydanozunu doğrayacağım. İç böylece hazır olacak. Bir yandan da hamurumu yoğurdum. Bakmadım daha mayası geldim. Hamuru yoğurduk. Yürüyüşe çıktık biz. Oğlan uykusuzmuş. O yatınca hadi dedik. Huzursuz olmasın çocukcağızım. Komşum da gelmişti çünkü. Hep beraber bir orman yolundan işte yürüyüşe çıktık. Beraber izlediniz ya, bal kızı da aldım. Biraz geç kalmışız. Biraz ağır gittik geldik sanırım. Neyse yetişir. Biraz karanlığa kalacağız yaparken ama yetişir. Evet. Bu domatesler ölünce hamuruma bakayım. Hamuru da yoğurdum. Çok az maya kattım. Oo, hamur çok güzel olmuş. Tam mayası gelmiş. Evet. Dur bakalım. Kokudan da belli. Ve işte söndürdüm. Maydanozu da tamam. İşte iç harcı bu. Sacımız yandı. Şimdi buradan bir odun alayım. Yani burada da kıymamız soğumasın. Burada da hafif hafif yansın ocağımız. Ve ben burada hamurumu açmaya başlıyorum.